Sayın Gökdemir, peki Kılıçdaroğlu dedik. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun 38. olan kurultayda yaptığı bir konuşma vardı. Konuşmada çok dikkat çeken taraf sırtımda hançerlerle seçime girdim ifadesiydi. Bizler bunları parti içinde bir hançer olarak yorumlamıştık ilk konuştuğumuzda. Bugün Meral Akşener'den bir yanıt geldi bu hançer çıkışına. Çok sert bir Evet. yanıttı. Kalbine saplayacak olsam hançeri gibi bir yanıttı. Öncelikle Akşener'in çıkışını, ardından da İyi Parti'de bu hafta neler olduğunu sormak istiyorum size. Kurultay sürecini bekliyor demiştik çünkü geçen hafta. İyi Evet. Parti'de herhangi bir Evet. değişiklik görecek miyiz? Evet. İlk izlenimimiz Kemal Kılıçdaroğlu konuştuğunda da çünkü konuşmasını Britus vurgusuyla devam ettirmişti. Bunun adresi salt parti içi olabilir diye düşünmüştük ama konuşmanın seyrinden sonra anladık ki aslında bu hançer suçlamasının tepkisinin birçok adresi var. Bunlardan bir tanesi de ki o da öyle anlamış. İttifak ortakları özellikle de masadan kalkarak bu süreci olumsuz anlamda sekteye uğrattığını düşündüğümüz Meral Akşener üzerine alınmış. Ve gerçekten bugün meclisteki yaptığı grup toplantısında aslında insanı ürküten, tüylerini diken diken eden bir konuşma yapıldı. İşte hançerler sırta mı vurulur, boyna mı vurulur, kalbe mi vurulur filan gibi bir konuşma yaptı. Açıktan deneyimli siyaset muhabirlerin aklına yargısız infazların yaşandığı Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı dönemi geldi. Onun da geçmişte içinde bulunduğu hareketin kodlarından biri olan maalesef sizin de isminizi taşıdığınız Asenalı tuttu yorumları yapıldı ama Bugün bir kötü. Asena gördük yani. Meral Çok Akşener'de. evet bir Asena gördük. Çok kötü bir konuşmaydı. Gerçekten çok talihsiz bir konuşmaydı. Siyasette olmaması gereken bir üsluptu. Ama bunu yapmaya ihtiyacı var Meral Akşener'in. Artık biraz asena olmaya ihtiyacı var. Çünkü parti içinde de hep söylüyoruz, partisini bir arada tutma yönünde de sıkıntıları var. İşte Nebi Hatipoğlu'nun istifa ederek AKP'ye katıldığı bir hafta geçirdik. İşte o paradır, puldur, odur, budur. Ama daha önce de konuşmuştuk. Gemiden atlamaya hazır çok sayıda insan var İyi Parti'de. Meral Akşener ancak güç göstererek, yüksekten tutarak, bağırıp çağırarak partisini tutmak gibi bir tercihe sürükleniyor. Bu da ancak partiye hakim olan milliyetçi damarı heyecanlandırarak yapılabilecek bir şey. Sanıyorum bugünkü konuşması o anlamda bundan sonra izleyeceği siyasi çizginin de işareti olacak. Fakat onların da yolunda çeşitli sıkıntılar var. Yerel seçim onları da çok fazla ilgilendiriyor. Büyük ihtimal soracaksınız konuşmanın akışında ben sorulmadan devam edeyim. İttifak Buyurun. görüşleri, ittifak ne olacak? Özgür Özel'in seçilmesi İYİ Parti ile CHP'nin ittifak kurmasını kolaylaştıracak mı diye hepimizin merak ettiği bir şey var. Ama Meral Akşener bugün onun da yolunu kapatan bir konuşma yaptı. Buna da gerekçe olarak Özgür Özel'in kurultayda yaptığı konuşmayla ilgili olarak sadece bize selam yollamadı, her yere selam yolladı dedi. Bununla da Osman Kavala'ya ve Selahattin Demirtaş'a giden selamları kastettiğini biliyoruz. Daha önce de yapmıştı böyle değerlendirmeler. O nedenle de bir araya gelmelerinin imkansız olacağı gibi bir mesaj vermeye çalıştı. Ama zaten başından beri yerel seçimlerde bir ittifak beklentimiz yok. Güç birliği beklentimiz var. Seçmenin sandıkta birleşmesi beklentimiz var. Bunun yolu ancak Meral Akşener'in güçlü adaylar çıkartarak özellikle Ankara ve İstanbul'da CHP'nin adaylarının Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu olacağı varsayımıyla söylüyorum bunu. İmamoğlu'nunki varsayımdan öteye geçti. Mansur Yavaş'a da kesin gözüyle bakıyoruz ama hala onunla ilgili kesin bir ifade olmadığı için böyle konuşuyorum. Güçlü bir aday çıkararak oradaki o matematik denklemi bozarak yollarını kesip kesmeyeceği
beklentisi var. Yoksa artık aday çıkarmayacaklar demek çok fazla iyimser bir beklenti olur. Bugünkü tabloda görüyoruz ki Meral Akşener hem Kemal Kılıçdaroğlu'na kanlı, hançerli, saplamalı bir mesaj verdi. Hem de Özgür Özel'e sadece bize selam yollamadı diyerek bir mesaj verdi. Bu bir sitem olarak mı kalır, yoksa bu köprülerin atılmasının işareti mi olur? Onu göreceğiz. Bundan sonraki siyasi gelişmeler belirleyecek ama benim bir ittifak beklentim açıkçası yok. Bu ancak sandıkta güç birliği şeklinde oluşur diye düşünüyorum bundan sonra.